Çok güzel kolyeler yapıyor Gamze'cim. Taş boyamayı az önce reklamdan önce görmüştük. Çok güzel magnetler hazırlıyor. Sağ olsun bize de verdi. Buzdolabına yapıştırdım hemen. Az önce yapmış olduğumuz taş boyamamız. Çok da güzel, çok eğlenceli, çok keyifli, çok da güzel görünüyor gerçekten. Bir de kolye çalışmaları var. Reçine ile kolyeler yapıyor ve yapraklar kullanıyor, kuru yapraklar ya da bir iğne oyası olabilir. Farklı aksesuarları kolyenin içerisine yerleştiriyorsun. Peki nasıl yapılıyor kolyeler? Neler kullanılıyor? Onu çok merak ediyorum. Tamam. Doçent doktorum da geldi. Barış Topçular şu anda kırmızı koltukta. Birazdan unutkanlık üzerine sohbet edeceğiz. Onu da hatırlatmak isterim. Şimdi öncelikle bir bandımız var. Evet. Önce marangoza böyle kalıplar kestiriyorum. Bunları böyle çizip kestirtiyorum. Bunları çok kolay bir şekilde elde edebiliriz. Yapımı şöyle, bu bantı kenarlardan önce sabitlememiz lazım şu şekilde. Kalın bir sele bandımız var. Evet, koli bandımız. Koli bandımız var. Bunu yaptıktan sonra bunu sıkı sıkı bastırıyoruz böyle buraya. Sabitlememiz gerekiyor. Bir tane de size hazırlayalım mı hemen? Ben aldım, hemen yapıştırırım. Hemen şuradan keselim. Şuradan şöyle ters çevirip yapışkan tarafı üste gelecek. Evet, yapışkan tarafı üste gelecek şöyle. Hemen size de sıkı şöyle sıkı bastırın. Evet. Ondan sonra ondan sonraki sizin hayal gücünüze bağlı. Buradan kabuklar seçin. Şimdi burada böyle yapışmadı yalnız. Yapıştı o. Yapıştı mı? Yapıştı. O yapıştı bak bantı. Aynen. Şimdi siz seçin. İçine böyle minik minik yerleştirin. Ay çok güzeller. Bu aksesuarları nereden alıyorsun? Bunu oğullarımla topluyoruz. Yine, bir de bravo. Minik yardımcılarım var. Miloş topluyor. Annesiyle birlikte yardımcı oluyor bize. Şimdi ben evde bu reçineyi ölçülü olması lazım. Bu çok önemli. 2'ye 1 olması gerekiyor. A ve B. A'dan 2 ölçek koyuyoruz. Yemek yapar gibi. Aynen öyle. B'den de tek ölçek. Şimdi bunlar büyük ölçeklerle aslında çalışılıyor ama ben bunları küçük küçük çalıştığım için hep böyle çay kaşığıyla ve yemek kaşığıyla yapıyorum. Harika. Bu da benim ev hallerim yani. Mutfakta bırakmıyor kaşığı çatalı. Masasına da taşıyor ki orada da böyle güzel kolyeler yapabilsin. Aynen. Yerleştirdim kafama göre. Tamam, bak burada İsterizlerimiz de yer kalmadı. Nasıl yapalım? Nasıl istiyorsan. Kapanmayacak, yok. Bunu iyice karıştırıp. İçine mi dökeceksin? İki aşamalı oluyor bunlar. İlk aşaması da malzemeyi sabitliyoruz. Ama bu 24 saat geçmesi gerekiyor. Yavaşça böyle kaşıkla yavaşça dökebilirsin. 24 saat geçmesi gerekiyor derken? Hangi aşamanın? Kurumasının mı? İşte bu ilk aşaması. Bu ilk aşama bak. Ha, ben bunun üzerinde cam var sandım. Yok. Biliyor musun? Bu ilk aşama. İlk aşama bittikten sonra 24 saat sonra ikinci aşamaya geçiyoruz. Yavaş yavaş öyle döküyoruz. Böyle baloncuklar oluyor, çok keyifli. Çok baloncuklar güzel oluyor. Baloncukları da cımbızla ya da bir kürdan yardımıyla şöyle. Evet, baloncuk oluştu. Bunda minik minik. Patlatayım mı onları? Tabii tabii. Kürdanın tersini de kullanabilirsin. Ki bu şey de olabilir, çocuğumuzun saçı. Evet, tırnağı var orada. Dişiyle saçını yaptım ben. Tekin'in saçı, Bilgin'in de dişini yaptım. Oradan başladı zaten bu olay. Mevzu büyüdü. Evet. Ben şu balonu bir türlü patlatamadım. Tersini de kullanabilirsin. Tamam. Böyle mesela. Buna da dökebilirsin. Reçine. Buna da dökelim. Hemen şöyle. Ay hanımlar, çok kolaymış. A ve B reçinelerimiz var. Evet. Şöyle. Ölçüleri nasıldı reçinenin? 2'ye 1. A'dan 2 ölçü. Bu ölçü size bağlı. Ben, nereden aldın bunu? Hobi marketlerde satılıyor. Satılıyor. 40 kat vernik olarak da geçiyor. Ne diye geçiyor? 40 kat vernik. 40 kat vernik olarak geçiyor. Marangozda da tahtalarını yaptırdı. Reçinesini hobi marketlerden aldı. İçerisine istediğiniz aksesuarları da koyabiliyorsunuz. Ve bunu 2 gün bu şekilde dinlendireceğiz. Buna da kahve yapmak ister misin? O da çok güzel gözüküyor. Kahve. Evet, kahve çekirdeği.
Evet, onu da Miloş istedi yaparsın koktu diye. Öyle mi? Evet, kafeleri var onların. Aa, onlardan aldı. Evet. Canım kızım benim, kaç yaşında? Miloş 3 yaşında, o da Tekin'in arkadaşı. Bunlar Miloş, Minicik. Şimdi ikinci günde tekrar reçineyi attıktan sonra bu şekilde çerçeveyi de böyle şey yapıyoruz ama kaplıyoruz ki böyle bir tatlı bir bombesi oluyor. Evet. Ondan sonra buradan bunu çıkarıyorsun. Bu şekilde. Ben sanıyorum içi dışı cam kaplanıyor, arada muhafaza ediliyor. Yok. Çok kolaymış. Evet. Ve sonrasında bu? Onu sonra bu minicik minicik vidalarımız var. Evet. Bu vidalarımızı matkabımızla şurayı deliyoruz. Bunu buradan sabitliyoruz. Kanca yapıyoruz oradan evet. Şey sonra geçiriyoruz. İp geçiriyoruz. İp ya da zincir ne evet. isterseniz. Tabii tabii ne isterseniz. İki gün dinlendireceğiz ve sonrasında aynen. zaten kurumuş oluyor. Son halini de gösterdi. Hı hı. Yeter ki tüm malzemelerimizi kaplasın ki sağlam olsun değil mi? Evet. Şöyle kahvelerin üzerinde kaplıyoruz. Çok güzel gayet oldu. Başarılı. Şu yaprak havada kaldı. O problem değil o. Hı. Sonra onu kaplarız İner, tekrar. Değil mi? Tabii tabii. Boloncuklar varsa kürdanla. Evet. Patlatıyorsunuz hanımlar. Çok da kolay. Çocuklarınızla yapabilirsiniz. Şöyle yatırabiliriz değil mi? Hı hı. Çok güzel. Harikasın. Eline sağlık. Ay. Çok güzel çalışmalar. Farklı farklı kolyeler vardı. İstediğiniz aksesuarlardan taş boyamanın nasıl yapıldığını gördük. Kolyemizin nasıl hı hı. yapıldığını gördük. Evet. Kendisi de zaten bir tane takmış. Evet. Çok güzel görünüyor. Teşekkürler. Ay canımsın ya. Güzel güzel aksesuarlar. Tek tek bir göstermek istiyorum. Tabii ki de. Aksesuarları. Cengiz'im gel. Çok farklı kolyeler var çünkü bunda. Şunların içindekiler ne biliyor musunuz? Şunlar mı? Evet, orada Ankara'da arkadaşlarım var benim. Hı. Onların iki tane o çocuğu var. Archer ve Şans. Ay. Onların kılı, evet. Onlar da öyle istedi. Herkes çocuğunun saçını koyuyor. Bizim çocuklarınkini de yap bakalım dediler. Aa, köpeklerinin kılı mı? Evet, köpeklerin kılı. Ay çok güzel. Bileklik yapmışlar sadece kolye evet, dediği. Anahtarlık da aynı şekilde. Şurada Archer, bir anahtarlık evet. var. Archer'la Şans'ın. Kılları var. Ay can, onlar da evin bireyi tabii ki. Tabii ki de. Çok güzel bileklikler de yapılıyor. Şurada farklı farklı kolyeler var hanımlar. Kuru çiçekler. Yine böyle istiridiyelerden. Aa çok güzel. Bravo, ellerine sağlık. Teşekkürler. Nasıl yapıldığını da gösterdin, hı-hı. geldin. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür çok sağ ederim. Olasın. Sen onun şeyini de takabilirsin. Evet. Harikasın efendim.